Evet, herkese iyi geceler. Bugün iddia kuponumu oynayacağım, kuponu paylaşıyorum sizlerle. Evet, bunlar pazar gününün maçları, yarının maçları hepsi. Öncelikle Chelsea Manchester United maçından başlamak istiyorum. Bu maça 2 vermemin nedeni, öncelikle Manchester City'nin Arsenal'i yeneceğini düşünüyorum. O yüzden Manchester United'ın hata yapmamak için Chelsea'yi, ki bu formsuz Chelsea'yi Roma'dan da kötü bir sonuçla döndü Chelsea, biliyorsunuz. Yani Cengiz'in hafta yapmayacağını düşünüyorum. O yüzden maçın 2 biteceğini düşünüyorum. Yani 2 maçta. Maçın, çünkü eğer hata yaparsa yarın puan farkı daha da artacak ve şampiyonluk iddiası çok düşecek bana göre. Tottenham'da çünkü iyi bir performansı var ligde. O yüzden ben şampiyonluk için mutlaka kazanması gerektiğini düşünüyorum. Ve maçı da yani kolay bir maç olmayacak ama bir şekilde kazanacaklar bana göre. Bu kadar çünkü kötü bir Chelsea'yi bulup yenmeleri çok zor başka bir sezon olsa. Ama şu an şartlar her şey Manchester United lehine. O yüzden 2 diyorum. Tabii ki biraz riskli bir maç sonuçta. Hani Chelsea Manchester United maçları her zaman zor maçlar. O yüzden 2 veriyorum ben. Yani oynamalı, çok tavsiye eder miyim maça? Ya bence %80 kazanacak ama ya tabii o kadar maç varken tabloda yani bu maçı koymak istemeyebilirsiniz ama ben gene de oran cazip bir oran olduğu için koydum. İkinci maçımıza geçelim. Everton Watford maçı. Evet, o maçta Everton da bu sene kötü gidiyor. Çok kötü bir sezon yaşıyorlar. Bir çıkış maçı arıyorlar kendilerine. O yüzden bu haftaki rakibi Watford'u yenmeleri gerekiyor ki yani yenemezlerse zaten ligde yenecekleri, kolay yenecekleri bir takım yok. Yani Watford'u küçümsemiyorum ama kendi sahibi seyircisi önünde bu maçı da kazanamazlarsa işte çok büyük riske girecekler. Avrupa Ligi'nde de çok iyi gitmiyorlar bu sene. Ligde de kötü gidiyorlar ama bir diriliş maçı olacağını düşünüyorum ve bundan sonra Everton'ın maçlarını kazanacağını düşünüyorum. Yani en azından kendi sahasında kendisinden daha zayıf rakiplere karşı galip geleceğini düşünüyorum. Çünkü Everton bana göre iyi bir kadrosu var ve küme düşeceğini düşünmüyorum. O yüzden de mutlaka bir silkinme yaşayacaklardır, kendilerine geleceklerdir. O yüzden maçı kazanacağını düşünüyorum Everton'ın. Oran 1.80, oran da bana göre iyi bir oran kendi sahasında. Geçen sene veya ondan önceki senelerde bu şekilde maç yapsa Everton, Watford'la veya o güçteki takımlarla oranları 1.30, 1.40 olur en fazla. Bu oranı da gördükten sonra ve diriliş maçı bana göre olduğunu düşündüğüm için bir verdim bu maça. Marsilya Kayan maçıyla ilgili çok fazla yorum yapmaya gerek yok bana göre. Marsilya'nın çok rahat kazanacağı bir maç. Yani oran da zaten düşük. 1.30'luk bir oran var. Kendi saha ve seyircisi önünde çok zorlanacağını düşünmüyorum. Hatta birden bir olacağını da düşünüyorum işte ama şu an için koymadım birden bir biri. Çünkü birden bir de çok fazla bir şey vermiyor bildiğim kadarıyla. O yüzden maç sonunda bir rahat bir galibiyet olacaktır. Bana göre yarınki maçta en bankosu diyebilirim, yani yarınki programın en bankosu. Yani oran tabii ki düşük. Ama Marsilya bir hata yapacağını düşünmüyorum. Evet, gelelim son maçımıza. Göztepe Beşiktaş maçı. Göztepe Beşiktaş maçıyla benim ilk fikrim aslında gollü bir maç olacağını düşünüyordum. Yani 4-6'ydı aslında benim ilk fikrim. Yani 2-2 veya 3-2 biteceğini düşünüyordum bu maçın. Yani taraf bahsi. Yani bana göre çok riskli bir maç. Çünkü yani 3 ihtimali de açık bir maç. Bana göre ligimizin en zor maçı ve sonucu belli olmayan tek maçı bana göre. Yani 1 dedi, 0, 2. Yani Beşiktaş tabii ki kağıt üzerinde ve kadro olarak çok çok üstün ama Avrupa'da başka ligde çok başka futbol oynuyorlar. Ligde çok, yani genelde ilk yarıları çöpe atan bir Beşiktaş izliyoruz. İkinci yarılarda da iyi futbol oynuyorlar ama bazı maçlarda da yetmedi. İşte bir 4 haftalık bir puan kaybından sonra geçen hafta son anlarda kazandı gene. Yani lig maçlarında çok fazla konsantre olamadıkları için Göztepe'de çok iyi futbol oynuyor. Ofansif olarak.
defansif zaafları var ama yani çok kolay gol bulabilen bir takım. Yani o yüzden çok gol maç olacağını düşünüyorum 4-6. Ama ben burada ilk yarı 1,5 üst seçeneğini tercih ettim. Çünkü ilk yarıdan gollerin bulunacağını düşünüyorum. Hatta ilk 30 dakikada 35 dakikada karşılıklı birer golün çıkacağını düşünüyorum. Oran da iyi bir oran bana göre. 1,95'lik bir oranı var. Güzel bir oran. O yüzden onu seçtim. Hani 4-6 da olabilir. 4-6 olma ihtimali de yüksek. Hani dileyen 4-6 da oynayabilir ama ben ilk yarı 1,5 üstten yani ilk yarıdan bitsin daha rahat bir şekilde izleyelim diye onu koydum, o maçı koydum. Birkaç maç daha vardı alabileceğim mesela. Boluspor, Samsunspor maçı vardı. Orada da karşılıklı gol var seçeneğini oynayacaktım. Mesela acaba dedim işte Chelsea maçını çıkarıp onu mu koysam düşün veya işte Göztepe altına mı 5. maç olarak mı gitsem diye düşündüm ama oynamadım. İstanbulspor, Balıkesirspor maçında da gene karşılıklı gol var seçeneğini de koyabilirdim. Ama İstanbulspor, Balıkesirspor çok iyi bir takım ama İstanbulspor'da defansif olarak biraz bir güçlenme var. Biraz hani ilk haftalarda gibi çok fazla hani ofansif oynamıyorlar. Biraz daha defansif oynadıkları için. Ben de koymadım. Biliyorsunuz TFF birincilikte de hani taraf bahisleri biraz cıstı oluyor çünkü. Hani çok heyecanlı bir lig olduğu için kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Biraz da bu seneye göre bazı maçlar işte golsüz falan da geçebiliyor. Hani bir hafta 3-4 fark atan takım ertesi hafta gol atmadan bitirebildiği için maçları hani biraz daha riskli buldum o iki maçı açıkçası. O yüzden kupunu bu şekilde şekillendirdim. Dediğim gibi Göztepe Beşiktaş maçında 4-6 gol de alabilirsiniz. Ben 4-6 golün de olacağını düşünüyorum. Yani 2-2 ve daha yüksek skorla biteceğini düşünüyorum maçın. Onun artıya da olur mu? Zannetmiyorum artıya da olmaz. 2-2 veya 3-2 biteceğini düşünüyorum. Onun için o yüzden hani artıya da olacağını pek düşünmüyorum ama hani 4-6 seçeneği de koyabilirsiniz. Orana baktığımızda da 11,41 bir oran görüyorsunuz. Yani çok yüksek bir oran değil ama yani fena da bir oran değil 4 maça göre. Eğer bizim maçlarda şeylerde bahislerde ilk yarı 0,5 üst seçeneği olsaydı diğer yasa olmayan bahisler gibi. Mesela o seçeneklerle çok maç bulunabiliyorduk ama hem bahislerdeki oranların düşüklüğü hem de programda hani bazı şeylerin oynanmaması sebebiyle hani ve o bazı şeylerin çıkarılması sebebiyle oynayamıyoruz çoğu şeyi maalesef. Ve ikinci yarı bir diye bir oyun yapmışlar sanırım. Bugünkü kuponumda oynamıştım. Yatan kuponumda Fenerbahçe'den yatmıştım. Fenerbahçe'ye 2 oynamıştım. Bayern Münih 2, Fenerbahçe 2 ve Monaco Gengamp maçına ikinci yarı bir oynamıştım. O da ilk yarı ayrı bir maç, ikinci yarı ayrı bir maç seçeneği gibi oluyor. Burada 4-0'dı ilk yarı, ikinci yarı 2-0, toplam 6-0'a da tuttu ama Fenerbahçe maçından yapmıştı. Mesela burada hani ikinci yarı bir seçeneği oynayabileceğim maç var mı derseniz hangi maç olabilir? Belki Everton Watford maçı oynanabilir burada ikinci yarı bir seçeneği olabilir. Mesela ilk yarı 0-0, ikinci yarı 2-0 biter. Everton'un galibiyeti düşünüyorum. Hani ikinci yarı bir oynanabilir o maça. Marsilya maçı gene aynı şekilde olur. Mesela ilk yarı 1-0 yapabilir. 1-0 yapacağını düşünüyorum ben ilk yarı da. Hani 3-0 yapabilir. 3-1 bitebilir. Yani ilk yarı 1-0, ikinci yarı 2-1 bitebilir. Hani o yüzden İkinci yarı bir seçeneğinde değerlendirebilirsiniz bazı maçlarda ama dediğim gibi bu maçların hani oranları bu kadar az olmaması gerekiyor bana göre. Bazı maçların oranları çok düşük. Hani birkaç tane maça baktım işte 1-15, 1-0-5, 1-10 falan diye gidiyor. Hani ağır favoriler yalnız. Hani o kadar çok düşük olması işte insanları da burada soğutuyor. Biliyorsunuz malum bir de MBS muhabbeti var burada. En az 3 maç oynamak zorunluluğumuz oluyor. İşte 3 maç bulmak için işte 1-10, 1-15, 1-20 yüklü görenler girmek zorunda kalıyor. Ve işte hiç ummadığınız maçtan da yatabiliyorsunuz. O yüzden kuponumuz bu şekilde. Ya bir paylaşayım dedim. Ya umarım tutar. Bu şekilde çok yüklü girme taraftarı değilim ben bu kuponlara. Hani
4 oran veya 5 orandan fazlaysa eğer, maçların oranı çok fazla girmesi taraftar değil mi büyük oranı. Bu haftaki program da çok zor. Geçen hafta da zordu ki zaten Süper Sportoto da devrilmiş zaten geçen hafta. Bu hafta da ben en devre olacağını düşünüyorum. Bu maçların sonuçlarından sonra hepinize iyi şanslar. Umarım herkesin gönlüne göre olur.